iki tane önemli mesajımız, iki tane önemli müjdemiz var. Bir tanesi bugünkü tarihde ilahi rahmet yağmurunu yağdırmaya vesile olan Gönüller Sultan'ın Efendiler Rehberi Hulusi Efendi abimizin 8-9 sene evvel yatak çarşafına kadar hazırlayarak binasını meydana getirdiği İlahiyat Fakültesi'nin açılma imkanının sağlanmış olmasıdır. Ahmet Doçent Ahmet hocamızın, Akgündüz hocamızın uzun çalışmaları ve Süleymaniye'deki ve diğer yerlerdeki her türlü padişah fermanlarıyla, vakıf kayıtlarıyla yapmış olduğu araştırma ve tetkikler sonunda Somuncu babamızın Darende'de meftun olduğuna dair kesin bilgiler elde edilmiş ve bir kitap haline getirilmiştir. Bunu da ikinci müjde olarak sizlere sunmak istiyorum. Yaptırmış olduğu Darende İmam Hatip Lisesi onun hizmetinin görkemli bir halkasını teşkil eder. Yaptırmayı arzu ettiği tam teşekküllü hastahanenin onun sevgili evladı, halifesi, hepimizin ciğer faresi, kıymetli kardeşim Hamidettin tarafından yaptırılarak kendisinin ruhunun şad edileceğine inanıyorum. Hulusi Efendi Hazretleri birkaç kere toplantısına misafirliğine gitmiştik. Gerçekten engin tevazu, İslami tekamülü, manevi büyüklüğü ile gönüllerimizde müstesna bir yer olan değerli bir zattı. Onun oluşturduğu ve bugün ikincisini yaptığımız ve gerçekten önemli bir manevi potansiyeli de beraber taşıyan bu toplantılar hepimiz için iftihar vesilesi ve bu milletin bekasının teminatıdır. Ben Malatya'daki görevim icabı Hulusi Efendi Hazretlerinin sohbetlerinde bulunmuş, onun sohbetlerini dinlemiş, dostluğuna nail olmuş bir bahtiyar kardeşimiz olarak hemen şunu ifade etmek isterim ki bu muhteremin en büyük ideali insanımızı, biraz da istikbalimizin teminatı olan gençlerimizin en iyi bir şekilde yetiştirilmelerinin gayret ve heyecanını her kendisini ziyaretimizde bize büyük bir heyecanla anlatıyor. Biraz önce konuşan Darende'mizin değerli belediye başkanı arkadaşımın da ifade ettikleri Darende'deki o muhteşem yapıp gitmiş, hizmete girmiş eserlerin projelerini kendilerini ziyaretimiz sırasında büyük bir heyecanla anlattılardı. Malatya, Darende'ye bir İmam Hatip Lisesi yapılması, bir hastane yapılması ve İmam Hatip Lisesi'nin de ileride ilahiyat veya yüksek İslam öncüsü olması konusundaki projelerini büyük bir heyecanla anlattı. Bugün memnuniyetle görüyoruz ki hem İmam Hatip, hem hastane ve biraz önce değerli vakıf adına konuşan değerli genel müdür arkadaşım dostumun da belirttiği gibi İlahiyat Fakültesi de gerçekleşmek üzere olduğunu memnuniyetle öğrenmiş oluyoruz. Somuncu Baba ile ilgili görevli bulunduğum bir sırada belki ehemmiyetsiz ama bir hatıramı nakletmek suretiyle sözlerime son vereceğim. 1975-76 ben Malatya Emniyet Müdürlüğü'ndeyim. Bir sabah erken saatlerde Somuncu Baba Camisi mescidin soyulduğunu, çok değerli halıların çalındığını buradaki emniyet amiri bana haber verdi.
çok üzüldüm. Yani hem böyle bir manevi yere yapılan soygun hırsızlıktan dolayı hem de gerçekten o çalınan eserlerin çok değerli Acem halısı dediğimiz İran halıları ve halılar olduğunu öğrendim. Ve ben telefonla buradaki görevli arkadaşlara talimatlar verdim. Tedbirler aldık. Vilayetten özel ekipler gönderdik. Bir takım ekiplerimiz Darende Gürün yani Sivas istikametini, bir kısım ekiplere de Malatya, Darende Akçadak yani Malatya istikametini kestirdik. Tabi bu ara bizi üzen bir hadise ki asıl olayın önemli olan yönü budur. Bazı kendini bilmez, dirayetsiz kişiler, hadi bakalım sonuncu baba göstersin kendini, bulsun hırsızlarını diyerek laflar ettiklerini de durdu. Bu bizi daha çok üzdü. Ancak bizim meselenin üzerinde ciddiyetle durmamız ve işte o büyük zatın mucizesi de burada kendini gösterdi. Bir saat sonra eşkalleri belirledik ve hırsızların yürün istikametine doğru bir otobüsle bu hemen sonuncu baba bu kavşaktan o istikamette gittiklerini tespit ettik. Bunu tespit edince bizim Malatya yolluktan ekip efendim anlaşılmıştır biz buradan ayrılalım mı dediler. Hayır siz de aramaya devam edeceksiniz dedim. Aşağı yukarı bir saat sonra bu talimattan sonra Malatya istikametine giden bir otobüste bu halılar çıktı. Önce kimse sahiplenmedi, mesele uzun. Sonra tanıkları da bulduk. Bunlar emniyet müdürlüğüne getirildi, sorgulamaları yapıldı. 4 vatandaş, tabii şüphe uyandırmaması için de bunlar sakal bırakmış, başları takkeli, şal vardı. Tam bir hoca veya hacı ifadesiyle. Ellerinde de güzel bir kitap var, bir kurum tarafından bastırılmış. Türkiye'nin neresinde ne türlü daha tarihi değerli eserler var, o şeylerin içerisinde kitaplarında kitapta var onlardan. Çok profesyonel bunlar. Ve olay şöyle diye beyan etmiş, bunlardan biri gece yatsı namazına bu camiye gelmiş. Namazı kıldıktan sonra müezzin veya imama demiş ki orada, ben garibim, işte Malatya'ya gideceğim, bu gece burada yatsam bir mazurada orada buyur yat demiş. Tabii kapıyı da kitle üzerime demiş, onu kapıyı kitleyip gittikten sonra öbür arkadaşları anlaştıkları gibi dışarıda bekliyorlarmış. Gecenin belli bir saatinde bu içeriden camları, pencereleri açmış. Öbür üç arkadaşının da yardımıyla o değerli olan halıları alıp dediğim gibi önce buradan bizi şaşırtmak için Sivas istikametine, Gürün'e doğru gitmişler. Gürün'de otobüsten inip bu defa aksi istikamette bir otobüsle gider derken biz yakaladık. Ve burada bir noktayı daha ifade edeyim. Ben bunları soruşturma bitti, suçlarını itiraf ettikten sonra mahkemeye çıkaracağız. Mahkemeye çıkarmadan evvel de benim ekip şefledim. Bunların saçını, sakalını, bıyığını kes, öyle çıkart basını ve mahkeme huzuruna. Çünkü o da ayrı bir şey olacak efendim. Caminin imamı halı çaldı diyecekler burada. O da için. Ve bu büyük zatın bir mucizesi. Burada bu şekilde konuşanlara büyük güzel. Yani aşağı yukarı 2-3 saat sonra bu halıdan bulundu. Camiye teslim ettik. Ben bunu hiç unutmam. Zaman zaman öyle dini liderler, maneviyat liderleriyle ilgili mucizelerden bahsedirken bu hatıramı hep anlattım. Bugün burada ikincisi yapılmakta olan çok önemli bir sempozyum vesilesiyle bir aradayız. Bu gerçekten hem temsil ettiğim, bugün temsil etmek üzere üstlendiğim kurumum hem de bir sosyolog olarak benim bakımımdan da son derece önemli. O nedenle aranızda bulunmaktan ötürü hem çok mutluyum hem de gerçekten onur duyuyorum. Sizlere Ankara'daki bir görevleri nedeniyle bugün aramızda bulunamayan rektörümüz Profesör Doktor Sayın Behzat Önoğlu'nda
sevgi ve saygılarını iletiyorum. Üniversitenin iyi dileklerini iletiyorum. Uzun yıllardır çalışmaları süren, istenilen ve beklenen bir fakültenin İlahiyat Fakültesi'nin kuruluşu ile ilgili çok önemli adımlar verdiğimde hem Malatya'yı hem Darendi'yi hem de camia olarak bizim üniversitemizi gerçekten son derece mutlu etmektedir. Bütün bu duygularla sizlere tekrar saygılarımı sunuyorum ve sempozyuma başarılar diliyorum efendim. Böylesine bir toplantıda bulunmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Malatya'da varlık yapmayı da kendime şerefli bir görev sayıyorum. Çünkü Türk kültürünün önemli bir merkezi ve Türk insanlarının ve Türk büyüklerinin yetiştiği böylesine bir ilde görev yapmak sanıyorum her kul için nasip olması temenni edilen bir görev. Bu duyguları muhafaza ederken ve size müsaade ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımızın mesajını özellikle nakletmek istiyorum. Bu mesaj hem benim adıma hem de Sayın Hocamızın adına geldi. Onun için müştereken ifade etmek istiyorum. Büyük mutasavvuf Allah ve insan sevgisinin mümtaz simalarından İkinci Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi adına düzenlenen sempozyuma vaki davetinize teşekkür ederim. Aydın kişilikleriyle Anadolu insanını birlik, beraberlik ve dostluğa çağıran ve fazilet olgusunun ustalarını bu vesileyle bir kez daha rahmetle anıyorum. İnsanların birbirlerine hoşgörüyle bakıp Allah ve insan sevgisini temel alan İkinci Somuncu Baba ve Osman Hulusi Efendi'nin dost ve sıcak seslerinin duyulmasına aracı olan vakfınız mensuplarına, seçkin konuklarımız ile değerli konuşmacılara, Darendeli hemşehrilerime en iyi dileklerimi ve sevgilerimi iletirim. Turgut Özal, Cumhurbaşkanı. Değerli misafirler, milletleri millet yapan önemli unsurlar vardır. Milli ve manevi değerler, milleti millet yapan ve milletin devamını sağlayan çok önemli unsurlar. Milli kültürümüzün temeline baktığımızda onda iman ve aşk vardır. Mihveri budur. Sıkıldığında içerisinde sevgi, hoşgörü ve insanlara karşı büyük bir duygu vardır. İşte böyle bir kültürün sahibi olan Türk milleti olarak bunu yaratan büyük güçler vardır. Katalizatör görevi yapar. Bunlar mutasavvıflar, büyük din adamlarıdır. Büyük insanlardır. İşte bugün biz Darendi'de Somuncu Baba gibi, Hulusi Efendi gibi büyük mutasavvıfları, mütefekkirleri anmayı hem kendimize görebiliyoruz hem de bunu yerine getirirken aslında milletimize de hizmet etmiş oluyoruz. Millet bunu bekliyor. Hulusi Efendi'nin hayatını okudum ve mektubatını okudum. Orada o kadar güzel duygular, o kadar güzel şeyler var ki sevgi, aşk, iman, Allah'a inanma, insanı sevme. O kadar güzel ki. İnsanı severseniz hizmet edersiniz. İnsanı sevmezseniz hizmet edemez. Ve yine onun sevgisinde dünya var, tabiat var. Bugün gelişen çağın üzerinde durduğu çevre sorununun temelinde olan o sevgi, çevre sevgisi Hulusi Efendi'nin düşüncesinde, yapısında var. Bir hadisesini anlattılar bana. Bir turist gelmiş, havuzdaki balıkları görmüş. Bu balıklar yenir mi demiş. Önce güzel demişler. Peki demiş, o da cevap vermiş. Bu kadar güzel, bu manzarası güzel, bu varlığı acaba kesip de sen yiyebilecek misin? Bunu ortadan kaldırabilecek misin? Senin gönlün buna razı olur mu? Yani bu çevreyi sen böyle katledebilecek misin şeklinde, en güzel şekilde günümüzün, çağımızın
olayını anlatıyor ve ona naklediyor. Bugün de yeni insanlar, bugünün insanı, gelişen dünyamızın insanı çevre sorununu en önemli sorun olarak karşımıza çıkartıyor. Şunu ifade etmek istiyorum. Darende de öyle bir kültür var ki bu Türk İslam eserleriyle mücehhez, fikrin temelini temel sayan ve bunu sabit bir gayrimenkul havasında da bize intikal ettiren, o kültür varlıklarıyla bize intikal ettiren bu olayı herhalde günümüz insanı olarak ve idarecisi olarak ayağa kaldırmak ve ona yardımcı olmak bize düşen görev ama vakıflara da düşen bir görev. Vakıflar genel müdürlüğü göreve çağırıyor. Ve valilik olarak da vakıflar genel müdürlüğümüzün burada yapacağı tüm çalışmaları destekleyeceğimizi özellikle ifade ediyorum. Buraya yapılan yardımın geçmişte tüm insanlarımızı, Anadolu'muzu aydınlatan, onu birlik, beraberlik ve kardeşliğe çağıran bu insanlara bir saygının, bir sevginin işareti olarak değerlendiriyorum. Varlık olarak Devlet Bakanımız Sayın Ekrem Cevun Bey'e de bu konuyu intikal ettirdik. Bize yardımcı olacağını, Vakıflar İl Müdürlüğü Teşkilatı'nın burada kurulacağını ve böylece bu eserlerin ayağa kaldırmasında görev alacağını ifade etmişlerdi. Temenni ediyorum ki Vakıflar Genel Müdürlüğü bu görevi bir an evvel gerçekleştirsin. Vakfı da tebrik ederim. Bizleri geçen sene burada toplamış ve ilmi bir vasatta buluşturmuş ve ilmin gelişmesine, açılmasına ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasında bizlere imkan tanımıştı. Bu sene biz huzurlarınıza biraz daha gayretli, biraz daha çalışma ve araştırmalarımızı derinleştirmiş olarak ele aldığımız meseleyi, konuyu sizlere en iyi bir biçimde arz etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Tabiidir ki el elden üstündür. Bu sene belli bir merhaleye gelinmiştir. İnşallah seneye bu işi devralacak diğer ilim adamları kendilerine has yollarda daha büyük gerçekleri sizlere tanıtacaklar. Özellikle kurulması karar altına alınan, yakında inşallah kanunla çıkacak olan Darende İlahiyat Fakültesi İnönü Üniversitesi'ne bağlı olarak burada bu fonksiyonu bizlerden devralacaklardır. Bu konuda başarılı olmak muhakkak ki Somuncu Baba başta olmak üzere ondan itibaren belli silsileyle Allah dostlarının en son halkalarından Osman Hulusi Ateş Beyefendi'nin ruhlarını da şad edecektir. Ben sizlere arşiv belgeleri ışığında Somuncu Baba bir diğer adıyla Şeyh Hamidi Veli ve Nesebi Alisi adlı şu kitabın özetini bazı önemli belgeleri de takdim ederek özetlemek istiyorum. Başta muhterem büyüğüm Ahmet Aydın Bulak Beyefendinin de arzusu ve ısrarlarıyla bir kısım dost ve büyüklerimin talebiyle başladığım Somuncu Baba veya asıl adıyla Şeyh Hamidi Veli Hazretleri ile alakalı araştırma ve bunun mevzunu teşkil eden bu büyük zat, Yıldırım Vebayet-ül Devri'nin Horasan erenlerinden ve asırlarca Anadolu'da manevi nüfuzu devam eden Hacı Bayram Veli'nin reisliğindeki Bayramiye Tarikatı'nın, yine bir başka tarikat kolu olan Halvetiye Tarikatı'nın ve yine bunun bir nevi kardeş tarikat olan Celvetiye'nin manevi bir reisidir. İntisapta şeref vardır sırrınca. Bu büyük veliyi Anadolu'nun her mıntıkası tanımış ve ona gereken saygıyı son 70 yıl bir tarafa bırakılırsa ecdadımız fevkalade göstermiştir. Bu sebeple Kayseri bu büyük velinin babası Şeyh Şemsettin Musa'yı misafir etmekle iftihar ederken Bursa'da kendisinde mevcut ve ilk vaizi olması hasebiyle onun hatırlarıyla dolu Ulu Camisi, Şeyh Hamidi Veli'yi Somuncu Baba haline getiren fırını ve nihayet onun adına yapılmış Şeyh Hamidi Veli Camisi ile şeref duymaktadır. Aksaray
Sonuncu babanın büyük oğlu Baba Yusuf'un maneviyatıyla şenlenip babasına da sahip çıkmaya gayret gösterirken, sonuncu babanın meslek ve meşrebine uygun bir zemir olan ve oğlu Halil babanın torunlarıyla şenlenmiş bulunan Darende'de onun kalbethanesi, camisi ve fekyesiyle bugün iftihar etmekte ve bu iftiharında tarih kendilerini haklı görmektedir. Böylesine bir büyük maneviyat erinin Osmanlı döneminde değil de Cumhuriyet döneminde bilinmemesi ve tanınmaması milletimiz için büyük bir eksiklikti. Onun nesli ve evlatlarıyla kabri hakkındaki gayri ciddi araştırmalar tahkike mühtaç idi. Sonuncu babaya ait vakıfları tıpkı Mevlana Celaleddin Rumi ve Abdülkadir Geylani vakıfları gibi müstesna vakıflar arasına sokan, yani bugünkü tabirle vergiden muaf vakıflar olarak kabul eden Osmanlı Devleti, yani ecdadımız, böylesi büyük zatların değerini çok iyi takdir ediyor ve biliyordu. İşte biz hem o büyük zatlara layık olmak hem de meseleyi tahkik etmek için sonuncu babayla alakalı yapılmış araştırmalardan da istifade ederek acaba arşiv belgeleri ne diyor? Yazma ve matbu eserler ne diyor? Acaba Darende'de ve Aksaray'da sonuncu babanın torunları olarak kendilerini takdim eden zatların bu iddiaları yine Aksaray'da, yine Darende'de onun kalbethanesi, çilehanesi olarak takdim edilen mekanların mahiyeti hakkında tamamen bazen senesi senesine, bazen 10 senelik aralarla, bazen de en fazla 50 sene aralıklarla günlük belgelerle ortaya çıkarma imkanını nasip ettiğinden dolayı Rabbime huzurunuzda şükür ve hamd etmeyi bir vazife sayıyorum. Darende'deki Halil Baba torunlarının Peygamberimizin neslinden gelmeleri ve de seyyid ünvanını almaları şeklinde duyduğumuz bilginin aslını teşkil etmek üzere bir diğer velillah'tan bir iki cümleyle bahsedeceğim. Darende yaptığımız araştırmaların neticesinde ortaya çıkmıştır ki sonuncu baba gibi çok maneviyat erenlerinin vatanı olma şerefini tarihte elde etmiş mukaddes ve mübarek bir derde. Onu söylemek istiyorum. İşte sonuncu baba kadar ehemmiyeti ait olan bir başka maneviyat eri ve sonuncu babanın kızı Mecmiye Sultan ile evlendiği kulaktan kulağa duyulan bir başka büyük zat Şeyh Abdurrahman Erzincani. Sonuncu baba Erbil'den döndükten sonra ilk uğradığı yer Darende. Ve burada kalbethanesini, çilehanesini ve arşiv belgelerinin ifade ettiği tabirle menakibi halvetiyyan-ı sofiyan, yani halveti tarikatına mensup sofilerin istirahat edeceği menziller ve evleri inşa ettiriyor ve orada belli bir müddet kaldıktan sonra Aksaray yolunu tutuyor. Aksaray yolunu tutmasının sebebi şeyhinin şu sözü: ey şeyh hani, Rumeli'de manevi bir güneş doğacak, yani Osmanlı'yı kastediyor. Bu güneşin manevi kanadını sen teşkil edeceksin. Öyleyse burada sana suikast yapabilirler. Bir an evvel vazife başına Anadolu'ya gitmelisin diyor. Yine iddiaların tersine hemen Bursa'ya gitsin. Darende'den sonra Kayseri, oradan da Aksaray'a gidiyor. Kitabın kapağında bunu belirtmiş. Ve Aksaray'da da bir müddet kaldıktan sonra Hacı Bayram Veli Hazretleri'ne Şeyh Hücaüttin Karamani ile haber gönderiyor. Söyleyin diyor o müderris Numan'a, beni gelsin ziyaret etsin, davet ediyor huzuruna. Geldikten sonra yanına alıyor, manevi terbiyesini alıyor, beraber Osmanlı Devleti'nin merfai tahtı olan Bursa'ya doğru yola çıkıyorlar. Bursa'da hadiseyi biliyorsunuz. Ulu Cami'nin açılışında bir cümleyle ifade edeyim. Nibolu zaferini kazanan Yıldırım Beyazıt, maddi zaferlerin manevi zaferlerle pekiştirilmedikçe
bir gün sonunun husran olacağını çok iyi bildiği için bugünkü Ulu Cami'yi inşa ediyor ve hemen oranın açılış hutbesini, vaazını damadı ve yine evladı Resul'den, Peygamberimiz neslinden Emir Sultan Hazretlerine teklif ediyor. Emir Sultan'ın cevabı manidar. İçimizde kutbu azam varken bu vaaz bize layık ve münasip değildir. Sonuncu babanın fevkalade Fatiha tefsiriyle alakalı o tefsirinden sonra baştan olma Şemsettin Fenari olmak üzere bütün ehli iman sonuncu babanın esnekçi koca değil bir maneviyat ereni en az bir Hacı Bayram Veli kadar, daha sonra şöhretli olan Hacı Bayram Veli kadar bir büyük zat olduğunu idrak ediyor. Hepinizin bildiği camiden çıkarken üç kapıdan da ben de öptüm elini hangi kapıda, sağ kapıda, ben de öptüm elini hangi kapıda, sol kapıda, ben de öptüm elini merkez kapıda, bir bakıyorlar ki üç kapıdan da el öpenler cemaatin ekseriyetini teşkil ediyor. Yetiştirdiği talebelerin Hacı Bayram Veli ve Molla Şemsettin Fenari gibi maneviyat erleriyle ilim erbabı olduğunu söylersem herhalde meseleyi uzatmak için başka bir gerekçemiz kalmazsa ne diyorum. Muhterem misafirler, bu zamana kadar yapılmış araştırmalar sadece tabakat kitapları, sadece tarih kitaplarına kifayet etmiş. Bunların temelinde de Hakköprü Zade'nin Eşşekayuk-u Numaniyesi ve benzeri büyük alimlerin yazdığı çok kısa hayat hikayesi var. Harika'yı biliyoruz. Binlerce büyük zatın hayat hikayesini yazan tabakat ve tarih kitaplarının her sevdiğin hayatını bütün teferruatıyla ortaya koyması elbette ki düşünülemez. Ve maalesef biraz sonra bahsedeceğim. Mesela tabakat kitaplarından Şekayık-ı Romaniye'nin zikrettiği bir hatayı ondan sonra gelen alimler aynen tekrar etmekte devam etmişler. Bunun en basit misali Baba Yusuf Hakiki'nin Divanı Hakikiname'de tarikat silsilesi bütün açıklığıyla yazıldığı halde ve şeyhinin Hoca Alaaddin olduğu ifade edildiği halde 3-4 tane rivayetin bulunması. Bununla eski alimleri tenkit etmek istemiyoruz. Ama bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Biz eğer tabakat ve tarih kitaplarındaki bilgilerle günlük hadiseleri kaydeden arşiv belgeleri, şeria mahkemesi sicilleri karşı karşıya gelirse ilim adamlarının umumi kanaati arşiv belgeleri tercih edilir. Bundan sonra vereceğim malumatta bu noktanın üzerinde durulmasını istiyorum. Ayrıca bizim kaynaklarımız arasında tapu tarih defterleri dediğimiz, biraz önce anlattığımız defterler var ki Neccelle'nin 1745. maddesi bu defterlerdeki kayıtlar İslam hukuku yazılı delilleri kesin delil olarak kabul etmemesine rağmen öylesine kuvvetli muhafaza edilmiş ki sultan dahi görmek için ilgili görevlilerden formalite de olsa izin alması icap. Bu sebeple yazılı delil olarak kabul edilmiş. Şu anda hem Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü Kuyudu Kadim Arşivinde hem de Başbakanlık Osmanlı Arşivinde 1675 Osmanlı Devleti'nin bir nevi tapusu durumunda olan bu defterler sonuna kadar muhafaza edilir. Gidiniz Hıdırlık Mahallesi'nden oturursunuz veya Mescit Mahallesi'nden oturursunuz. 500 sene önce dedelerinizin kim olduğunu öğrenmek isterseniz bu defterlerden listesini okuyabilirsiniz. Şimdi asıl tartışmalı konuya gelelim. Vefası, kadri ve çocukları. Muhterem misafirler, kitabımızın ana noktasını bu teşkil ediyor. Acaba bu maneviyat eri ne zaman vefat etti? 815'lerde bunu biliyor, tahmini olarak. Ama kadrime bir cümleyle ifade edeyim. Hem makamı Hızriye, makamı Mehdiye, makamı Üveysilik ve benzeri maneviyat makamlarında bulunması, hem de müessisi olduğu Halvetiye ve Bayramiye vesaire diğer tarikatların manevi neşvetini hayatında da satması sebebiyle sonuncu babanın hayatı da güzellikleri de hep gizlilik perdesi altında kalmış. Ulu Cami'den çıkarken üç kapıdan çıktığı gibi vefatı anında da acaba nerede vefat etti? En yakın çevresini dahi tereddütlere bırakarak dar ve kaya ihtar etmiş burada.
Ama şu belgeleri meseleyi ortaya koyuyor. Hemen özetleyeyim. İki önemli görüş var. Birinci görüş, Aksaray'da meşgul olduğu hakkında. Tabakat ve tarih kitaplarının %65'i bu noktada meseleyi izah ediyorlar. Ve bundan dolayı televizyon programları, radyo programları Sonuncu Baba'nın gerçekten orada vefat ettiğini ifade ediyor. Anlatıyorlar, naklediyorlar. Bütün bilim adamları böyle diyor. Ama bir kısım tabakat kitapları kutsiyatla konuşuyor. Hele hele maneviyat ehli olanlar. Mesela Bursalı İsmail Hakkı Hazretleri diyor ki, Bursa'daki izdihamdan sıkılan Sonuncu Baba, merkezi ve yakın çevresiyle birlikte Aksaray'a gitti. Orada da ihtifa eyledi diyor. Yani orada vefat etti, kabri orada demiyor. İhtifa eyledi. Yani gözden kayboldu, gizlendi. Sadece tarih kitaplarından Darende'li Hanefi Hoca oradan Darende'ye geldiğini ve Darende'de vefat edip kabrinin orada bulunduğunu ifade ediyor. Tarih kitaplarının bilgisi bu. Ya şiddetleri. Osmanlı 10 sene aralıklarla ailesinin vergiden muaf olması, çevre tarafından rahatsız edilmemesi ve her 10 senede bir hem Aksaray'da hem Darende'de ailenin torunlarından şeyhler ve mutasavvuflar duacular tayin edilmesi gibi hizmetleri görürken bu zatın kadri hakkında tahkikat yapmaması mümkün mü? Ve biz bu araştırmalarda şunu görüyoruz. Hemen başta ifade edeyim. Sonuncu babanın evlatları iki ana kola ayrılıyor. Bunlardan birincisi Halil Baba. Ve Halil Baba'nın torunları Şeyh Hamid Hamidettin Efendi'ye kadar İki kere iki dört eder derecesinde ispat edildi ki Darende'dedir, buna biraz sonra döneceğim. İkinci kol Aksaray. Ve Aksaray'daki Baba Yusuf Hakiki'nin evlatları yine senesi senesine tespit ettiğimiz şecereye göre Sadi Sonuncu oğlu Beyefendi'ye kadar Aksaray'da bulunmakta ve tamamına yakını seyif olarak anılmaktadır. Bunu da arz etmek istiyorum. Benim için önemli olan şu bu araştırmadan. Önemli olan Darende'deki halvethanesinin, diğer eserlerinin ve evladının arşiv belgeleri ışığında iki kere iki dört eder derecesinde ispat edilmiş olması. Aynı şey Aksaray içinde mevcubayız. Ama burada ilave edeceğimiz bir nokta var. O tahkikten şaşmayan şanlı ecdadımız Osmanlı alimleri, Divan-ı Hümayun'da görüşülen ve padişahın hükmü ve fermanı hale gelen bütün belgelerde aynen şu ifadeyi kullanıyor. Darende kazasında defini haki etirnak olan Gavsul Vasılin Kutbül Arifin Şeyh Hamid İbeni Kuddisel Kaddesallahu Sirrahul Aziz. Bütün belgelerde bu yer. Yani Darende kazasının miskü amber gibi kokan o güzelim toprağında metfun bulunan Kutbül Arifin, Şeyh Hamid İbeni, bunun türbesini vesairesini teker teker ispat ediyor. Ama Aksaray'daki arşiv belgeleri de enteresan. Fatih döneminde tapu tarih kayıtları var. Diyor ki, burada da Helefül Meşayih, Reisül Meşayih, Yusuf Baba, İbni Şeyh Hamid yazmaktadır. Hiçbir Aksaray'la alakalı belgede Aksaray'da defnolunduğunu ifade eden ne bir kelime ne bir cümle yer almaz. Zaten mühim olan o zatın neslinden gelmektir. Yoksa kabrinin dairesinde veyahut da Aksaray'da olması fazla mana ifade etmiyor. Ama intisapta şeref vardır ifadesiyle elbette ki kabrinin de olması büyük bir manevi şereftir ve benim ulaştığım netice %90 ihtimalle şu anda bizim yakınımızda yer alan o derenin kenarında kayaların altındaki makam Sonuncu Baba'nın kabridir, belgeler ifade edilir. Şimdi o belgelerden bazı misaller nakletmek istiyorum. Vakıf hukukçusu olmam hasebiyle de şunu ifade edeyim. Osmanlı vakıflarının üç önemli çeşidinden biri müstesna vakıflardır. Biri, bunlar da ikiye ayrılıyor. Bir, kulak vakıfları. Yani Osmanlı'yı maddeten inşa eden köse mihaller ve benzeri büyük gazilere vakfedilen vakıflar.
İkincisi e'izze vakıfları, yani din büyüklüğünün vakıfları Abdülkadir Geylani ve Mevlana Celaleddin Rumi. Dikkatle kulak vermenizi istihdam ediyorum. 8 tane olan müstesna vakıflardan birisi de sonuç olur. Meseleyi takdirlerinize havale ediyorum. Ekrarınızın. Ve biz bu meseleyi uzatmamak için yine burada bir cümleyi okuyayım size. Kanuni Sultan Süleyman babasının vermiş olduğu bu değeri bu aileye vermez mi? Verilemesi mümkün değil. Yine mahalleyi hıdırlık, yine mahalleyi hıdırlıkta müstesna bazı şahsiyetler var. Bu 4 şahsiyet Halil Baba'nın oğul torunları. Adlarını okumaya gerek görmüyorum, kitaptan mütalaa buyurursunuz ama şu cümleyi okumama müsaade edin. Mezkurun 4 nefer, duacılar olup, kime senin raiyeti olmamadın, avarız-ı divaniye ve tekalip-i örfiyeden muaf tutula gelmişlerdir. Böyle kaybolma. Subhanallah. Kanuni Sultan Süleyman Avrupa'daki seferlerine çıkarken hususi bir dua nizamnamesi tahmin etmiş. Yani biz sefere çıkarken maneviyat erleri de arkamızdan manevi kurşunları hazırlasınlar demiş. İşte Şeyh Hamidi Veli'nin torunları kanuni zamanında Darende'de duacı tayin edilmiş, duacı. Yani sizin bütün vazifeniz, bütün ahaliye maneviyatınızı akıtmanız ve bizim devletimize ve dinimize dua etmeniz. Ve maaş bağlamış. Maaş bağladığı yerlerden birisi de Üsküdar'daki Harame-i Nevsaf. Harame-i Nevsaf'ın geliri ancak çok ağır şartlarla bazı mevkufun lehlere veya mevkufun aleyhlere tahsis edilebilir. İşte bunlardan birisi de Somuncu Urban'ın torunları. Sufi müfessirlerden Şeyh Ahmet Hüsamettin Hazretleri'nin bir Beled Suresi tefsiri var. Diyor ki bu Sufi müfessir, Beled Suresi İslam'da belediyeciliğin temelini teşkil eder. Medeniyet tarihimizde belediyecilik ya da şehirciliğin temeli bu Beled Suresi üzerine bina edilmiştir. Beled Suresinin her bir ayetini içtimai hayatın ihtiyacına cevap veren bir müesseseyle yorumlar. Ki ben Hamidüddin Veli'nin bu melameti anlayışını, hele Osman Hulusi Efendi Hazretleri'nin ilkokuldan Karadeniz üstüne kadar, hastaneden fabrikaya kadar, köprüden su yollarına kadar uzanan toplumun hemen her kesimine bir şefkat ve merhamet eli olarak uzandığı bu çizgiyi sanki böyle bir anlayışın devamı olarak görüyorum. Hamidüddin Veli Hazretleri'ndeki melamet anlayışının şer-i şerif esaslarına sıkı sıkıya bağlı bir melamet meşrebini ifade ettiği açıkça gözükür. Şihabüddin Es-Sührevi Hazretleri Havariz'de bir kıssa anlatıyor. Diyor ki, Cebrail peygamberlerden birine bir vahiy getirmek istedi. Fakat baktı ki peygamberin suratı asık ya da sinirli ya da gergin. Cebrail hemen geri döndü. Sonra tekrar Cebrail geldi ve peygamber o Cebrail'e sordu. Ya Cebrail demin bana geldin. Niye geri döndün deyince Allah yüzü asık hiçbir peygambere vahiy indirmemiştir onun için. O yüzden Hamidüddin Veli Hazretleri hep rıfk ile, güler yüzle, tatlı dille muamele etmeyi melameti anlayışının bir gereği olarak vurgulamaktadır. Yine onun burada insanlara Cenab-ı Hakk'ın kahir sıfatıyla değil, Rafik ve Rahman sıfatını kullanarak girin sözünden şu da anlaşılıyor. Hamidüddin Veli hiçbir din kardeşinin ayıp ve kusuruyla uğraşmamış. Hatta melameti neşvenin en önemli özelliklerinden birisi budur. Başkalarının hata ve kusurlarıyla uğraşmak onlar için abesle iştigaldir. Niye? Çünkü kainatın efendisi aleyhissalatü vesselam Efendimiz şöyle buyuruyor. Ne mutlu o kimseye ki kendi kusurlarıyla meşgul olması onu başkalarının ayıbını araştırmaktan alıkoymuştur. Bugün bizim toplumumuzda bakıyoruz, ben sizin yanlışınızı araştırmakla uğraşıyorum, siz de benim hata ve ayıbımı bulmaya uğraşıyorsunuz.
Aslında böyle bir davranış aslında şeytanın ve nefsin bir tuzağı. Beni sizinle uğraştırıyor, bana beni unutturuyor. Size de sizi unutturuyor, siz de benimle uğraştırıyor. Ama biz başkalarıyla uğraşırken kendi ayıp ve kusurlarımız böyle kar yumağı gibi gittikçe büyüyor ve bizi altında ezecek hale geliyor. O yüzden Hamidüddin-i Veli ile yine melameti meşrebinin gereği bizi kendi kusurlarımızla meşgul olmaya, başkalarının ayıbını araştırmamaya çağırmaktadır. Hatta bir nasihatında da diyor ki, Cenab-ı Hakk'ın ahlakıyla ahlaklanın. Özellikle Cenab-ı Hakk'ın Settarül Uyub ismi şerifine nail olmaya çalışınız. Settarül Uyub nedir? Cenab-ı Hak kullarının kusurlarını gizlemesidir Settarül Uyub adı. Allah'ın merhametinin büyüklüğüne bakın ki Cenab-ı Hak bütün kusurlarımıza ve suçlarımıza rağmen bizi dimdik ayakta tutuyor, bize yaşama fırsatı veriyor, bize nefes alma fırsatı veriyor. İşte bütün bu verilen nimetlerin şükrüne eda ederek Hamidüddin-i Veli Hazretlerine ve onun nesli necibi Osman Hulusi Efendi Hazretlerine layık bir bağlısı olmak bizim için en büyük ideal olmalıdır. Yavuz tarafından beni bilinceye kadar daimde menfuzluğa bağlı bir mezar mertesidir. Yavuz Fatih'i sancak ve daimdeyi de buraya bağlı mühim bir mezar mertesi haline getirmiştir. Hicri 976 1568 veya 69'lara tekabül eder. Tarihindeki Tapu Tahrir defterlerinde ise Sivas eyaletine bağlı Girdi sancağının bir kazası olarak karşımıza çıkmaktadır. Kayıtlar bu halin son dönemlere kadar devam ettiğini bizlere göstermektedir. Sonuncu baba ve nesil ailesi diye Sayın Hak Ünlüz'ün Hazreti İzanlarına kitapta yerini bulan bir nesep şeceresini sizlere nakletmiş, araya vermiştim. Bugün bu şecereden gelen sütunda, silsilede Kamil Hamidüddin Ateş Beyefendi aramızda bulunmaktadır. Yani Darenli kulu olarak sonuncu babadan gelen neslin son mümessili aramızda bulunmaktadır. Peki bu Aksaray kulu, Aksaray kulundan da bahsetmişlerdi. Bu şecereden gelen bir kimse yok, işte var. Sayın Sadi Sonuncuoğlu Darende de bulunmaktadır. Bu anda ben sizlerden rica ediyorum, Aksaray koluyla Darende kolu şurada bir kucaklaşsınlar. Biz görelim, biz şahit olalım. Bu ne iktisat ve bir buluşmadır. Aksaray'la Darende huzurlarınızda birleşmiş olmaktadır. Allah nesillerini ve nesillerini baki kılsın. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı ve bereketi hepinizin ve ruhaniyetle dolu güzel darendemizin üzerine olsun inşallah. Efendim, öğleden sonraki bu güzel toplantının ikinci oturumunu inşallah beraber ithal edeceğiz. Hepinizi saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Allah'a hamd ediyoruz, Resulüne selam getiriyoruz ve büyüklerine himmetini diliyoruz. Ruhaniyetli bir toplantı olduğunu yakinen müşahede ediyoruz ve yaşıyoruz. Bu da sanıyorum Evliyaullah'ın kendi himmetinin bariz bir şekilde kerametini göstermesidir. Çok kıymetli bir zat vardı. Merkez Efendi'nin torunlarından bir Emrullah Efendi vardı. Son oranın şeyhiydi. Fazla bir kış gecesi Kadir gecesine denk geldi diyor, böyle Mart ayında yahut Şubat ayında Ramazan'ın saat 1.30 veya 2 civarında
sahur yaklaşıyor. Gerçi kışın gecelerde biraz sahur daha geç olur ama cami, mescit dolu, içerisi dolu diyor, avlu dolu, türbenin etrafı dolu, gidip gelenler İstanbul'dan enteresan böyle mübarek geceler de cami gezmeleri yaparlar. Geldi bir zat diyor böyle, dedi ki diyor, bu zat çok kıymetli, çok büyük bir zata benziyor. Ama ben bunun hayatı hakkında bir şey bilmiyorum, bunun kerametlerinden, kim olduğundan bana bahseder mi? Beyefendi dedim diyor, sizin babanız sağ mı? Sağ. Şu saatte el öpmeye gidebilir misiniz gecenin ikisinde? Hayır, gidemem. Şu kalabalığı görüyorsunuz, başka ne keramet istiyorsunuz dedim diyor bana. Bunu bana anlatmıştı kendisi, Allah rahmet eylesin. İşte bu feyiz, bu onların kerametidir. Belki bütün toplumlardan, bütün milletlerden daha fazla Türk milletinin hayatında bunların yeri yoğunluktadır. Tesirleri ve etkileri, yani bizi millet yapan, esasen Mevlana'lar, Hacı Bayramlar, Yunuslar ve işte Hacı Bayram'ın himmeti olan yahut da efendisi olan kimseler ve bu tarikat mensubu kimselerin teşkilatlandırması ve hala onların izi üzerinde ayakta duran eğer bir millet varsa ben buna inanıyorum ki onların bu toplumun, bu kültürün temeline koydukları harçlar sayesinde. Hatta bu millet, bu devlet varsa onların koydukları harçların üzerinde yükselen gayretler sayesinde olmuştur. İkinci bir husus, onların alınmaya ihtiyacı yoktur. Zaten mahfi yaşamışlardır. Böyle fethedilmeyi, alkışlanmayı da pek sevmezler. Bunların ne hayatlarında ne vefatlarında böyle şeylere tahammülleri yoktur. Ama şunu da söyleyeyim, hemen bizim onları anmaya ihtiyacımız vardır. Bu gönül dostları bana da görev verdiler. Fakat 40 gün önce geçirmiş olduğum bir elim kaza sonucu eşimi ve kızımı kaybettiğim için zaman zaman duygulanıyorum. Cenab-ı Allah'ın sabrına sığındım. Ama yine de insan olarak zaman zaman duygulanıyorum. Onun için bu muhterem zevat karşısında Efendi Hazretlerinin ruhaniyetine uygun bir görev yapamayacağımı hissettiğim için hocamdan rica ettim. Bu görevi kabul buyurdular. Şükranlarımı arz ediyorum. Bütün kardeşlerime, gönül dostlarıma şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bu zor imtihanı sizlerin dualarınız ve ilgileriniz neticesinde vermeye çalışıyorum. Efendim, biraz gerçekten Darende'ye gelmişken burada çok huzur duyduğumuzu, sevgi duyduğumuzu, sevgi gördüğümüzü, misafirperverliği unutur gibi olmuş iken yeniden bulduğumuzu tekrar ifade edeyim. Bana da bu güzel sempozyumu tertip eden ve bizim bu güzel maneviyat dolu Şirin Belediye'ye gelmemize öncülük eden farklı sorumluları, değişen dünya şartları ve Türk Cumhuriyetlerinde din kurularının yerindedir. Bu perspektifi açıklamak kabil midir? Burada bazı tespitler yapmak mümkün müdür? Görebilirler. İslam inancının kültür kökleri çok derin. Bir araştırdığımız zaman İslam kültür ve medeniyetinin özellikle İç Asya'da mutasavvıflarıyla, din alimleriyle, abideleriyle, kültürüyle, edebiyatıyla, diniyle, her şeyi ön adetine o kadar mesajlarıyla işlemiş ki Moskova'da oturan ilahicilerin bütün ceberrut uygulamalarına rağmen halk uzaklaşmamıştır ve halkın çocukları uzaklaşmamıştır. Dolmuş başının üst talebeleridir bunlar. Burada konuşulan ve çok güzel tehditlere konu teşkil eden bu kutup insanlar, bu ufuk insanlar, bu nur saçan insanlar o ülkelerde bugüne kadar aynı ışığı saçmaya devam etmişlerdir. Bugün bütünüyle İslam dünyası
her alanda inşaat tesliği görevini yapacak müesseseleri kurmak ve liyakatlı elemanlarını yetiştirmek zorundadır. Bu inşaat ve tebliğ görevinin yapılmasıyla sadece bir takım dini bilgilerin insanlara ulaştırılmasının anlaşılması doğru değildir. Her konuda, bütün bilim dallarında, bütün davranışlarda doğrunun ne olduğunun gösterilmesine yönelik bütün faaliyetler buna dahildir. Buna göre dini bilgilerin, dini tahsilin yanında çeşitli bilim dallarında da onların temel esaslarını kavrayacak bir tahsil gerçekleştirilmeli ki dinin o konudaki yönlendirici prensipleri o konuyla ilgili olan kesimlere tutarlı bir şekilde sunulma imkanını bulsun. Bu son derece önemli bir görev olduğuna inanıyorum. Ancak bunun gerçekleşmesi de tabii ki bu sonucu doğuracak birçok şartların vücut bulmasına bağlıdır. Bir kıymetler taşıyıcısı olan mürşitler, Allah'ta fani olmuş benlikleriyle rehberlik ettiklerine, özellikle ilahi aleme ait binlerce tecelliyi ve sonsuz mutluluğu tattıran rehber insanlardır. Hulusi Efendi'nin bir vasıta olarak kullandığı şiir, sadece tebliğini müessir ve devamlı kılmak ve bunu başarmak için ortaya konmuş bir şeydir. Buradan bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Biliyorsunuz Cumhuriyet'ten sonra, Tanzimat'tan beri başlamakla birlikte Cumhuriyet'ten sonra artık öldü, yaşamaz, bitti denilen divan edebiyatı veya klasik edebiyatımız, dinisiyle, la dinisiyle klasik edebiyatımız Hulusi Efendi'nin şahsında ve eserinde yeniden canlanıyor. Bu canlılığın sebebi nedir diye düşündüm. Bakıyorsunuz Hulusi Efendi'nin buradan başka bir tahsili yok, resmi tahsil, ulumu resmiye. Ama efendi hususi tahsil ile dini ilimleri tahsil etmekte, ilim ve marifeti tahsil etmekte, bunu da hulus ile samimiyetle bir karşılık gözetmeden, bir diploma peşinde olmak gibi bir endişe olmadan elde ettiği için bu kültürü kucaklamış. Bu kültür o kadar kucaklamış ki bugün şiirlerin üzerinde edebi çalışmalar yapılabilecek bir seviyeye yükseltmiş efendiyi. Binaenaleyh artık öldü denilen edebiyatımız için bu da bir ümittir. Bir yeniden hayata dönmek demektir. Hulusi Efendi bunu da bize başarabileceğini gösteriyor. Bu kültüre sahip olmakla. Tekrar ediyorum, o kültür nedir? O kültür İslam kültürüdür, o kültür tasavvuf kültürüdür, o kültür bizim kültürümüzdür. Yol açılsa yarime, gitsem de görsem yarime, yüzüm yüzüm yar yoluna, gitsem de görsem yarime, köyünde tek olsam durar, bak bassa ayak şeyhide şar, yar etse geldim uyka, gitsem de görsem yarime, olsam hulusi yerdeler, derdim yar yardıma, Lükseyle ilte girdi ya, gitsem de görsem yani. İşte Hulusi Efendi burada bahsettiği fenanın, fena fişe, yani şeyinde fena, fena fi Rasulillah ve fena fillah denilen fena vertebelerinin zevken tatlığı için onun şiirinde biz de o aşkının sevgisinin yeğillerini izlerini görüyoruz. Şimdi programdaki konuşmalarımız sona ermiş bulunuyor. Şimdi en son olarak bu güzel toplantıyı tertip eden vakıfın adına kapanış konuşmasını yapmak üzere Sonuncu Baba Hazretleri'nin burada iki torunu mevcut. Birisi Aksaray torunu, diğeri Tarihli torunu temsil ediyorlar. Hamid Güldün Ateş Beyefendi ev sahibi olarak bu görevi misafirine devretmiş bulunuyor. Dolayısıyla şimdi Sonuncu Baba'nın torunlarından Nide Aksaray bu temsilcisi olan
muhterem Sadi Somuncu Beyefendi'yi kapanış konuşması yapmak üzere hürsünüze davet ediyorum. Çok yüklü bir mesai icra edildim. Herkesten Allah razı olsun. Söz hakkı verenler, memleketin ufak yerlerinden koşup gelen seçkin bir ve fikir adımlarımızdan bu toplantıya katılan herkesten Allah razı olsun. Bu toplantıya vücut veren ve ruhlarının aramızda olduğundan şüphe etmediğimiz Sonuncu Baba ve onun silsilesinin son hakkası olarak tanıdığımız Hulusi Efendi Hazretleri'nin Allah razı olsun. Çok kıymetli bir tebliğ sunan, adeta bu toplantı için zamanla yarışarak bir eser de bize veren değerli kardeşimiz Doçent Doktor Ahmet Akgündüz Bey'e huzurunuzda şahsen teşekkür etmeyi bir borç biliyorum. Üniversitelerimizin bütün elemanlarının milletimizin bu hayat damarlarına, milletimizin bu hayat kaynaklarına aşkla, dervişane bir ruhla girmesinin ne kadar büyük önem taşıdığının sadece bir misalini bize verdiği için de kendilerine gönüller dolusu teşekkürler ediyorum. Burada kendisini aşağıda geldiğinde dinlerken bir temennide bulunuyor. O temennide bir müşteri de iletmek istiyorum. Dediler ki Hakiki Yusuf Baba'nın 750 sayfaya ulaşan o büyük divanın, iki ciltlik divanının basılmak suretiyle hayata kazandırılması lazım dediler. Değerli kardeşler, bunun için bizim bir teşebbüsümüz olmuş. Bu divan iki cilttir ve kaliptir. 30 yıllık bir uğraşmadan sonra aile kütüphanelerinden çıkarttık. Kültür Bakanlığı'na bu filmini 1990 yılının Ocak ayında verdik. Evet, böylece sabahın 9'undan beri başlamış bulunan muhterem Sonuncu Baba Hazretleri ile Şeyh Hulusi Efendi Hazretleri hakkındaki bu güzel sohbet toplantısı sona ermiş bulunuyor. Sabahtan beri hepimiz konuştuk, duygularımızı, fikirlerimizi dile getirdik. Kul sözü ettik. Bu söz sona erdi. Ashab-ı kiram bizler gibi böyle bir araya gelip sohbet ettiklerinde dağılırlarken ve asli okuyarak dağılırlarmış. Biz de bu kul sohbeti sonunda nihai sözü Allah kelamına bırakalım ve Kur'an ile itmam edelim. Hilmi Bey kardeşimiz. Efendim, Barış Müftüsü Hacı Efendi var. Çoğu cemaatin içinde ismini bilir. Hacı Efendi çok sevilen bir insan, çok kamil bir insan. Müftü Efendi. Bir de Seyyidlerden Halil-i Zade diye benim hemşerime hocam olan bir zat var, Muhammed Halil'i. Onu Barış'a davet eden arada sırada, onu ağırlamadan ikram etmek için. Tabi Barış'ların pek çoğunu Seyyid bile olduğunu tanımazlar. Bir gün demiş ki, o Halil-i Zade hemşerim olan, hocam olan zat, ben Seyyid olduğum halde Halk, Müftü Efendi'ye benden daha çok sevgi gösterir, tezahüratta bulunuyor demiş. Bu da Hoca Efendi'nin kulağına gitmiş. Bir gün bazında Hoca Efendi çağırdı. Efendi, efendi demiş. Bize yapılan hürmette senin deden hatırı için bir demiş. Onun için, onun hatırı için yapmıyor. O, biz, bize yapılanı da size borçluyuz demiş. Onun evladından olmak büyük bir şey demiş. Onun hürmetinden olmak büyük bir şereftir. O önemli olan, ona layık olmaktır. Sonuncu Baba'dan, Hacı Hulusi Efendi'den, daha bütün evliyaullah'tan esas itibarını, şerefini, şanını Hazreti Peygamber'den almaktadır.
o Nebiler Nebisi, Resuller Resulü olan Peygamber'e salatu selam getirdikten sonra Kur'an okuyup istedim. Allah, efendimsin cihanda itibarın varsa sendendir. Ve yani aşıkanda iştiharın varsa sendendir diyor Şeyh Galip. Bu toplantıda Hz. Muhammed Mustafa'nın feyzi, bereketi sayesinde olmuştur. Meseleyi esas merkezine havale etmek ve icra etmek için bunları arz etmek için söz veriyorum. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.